olmadığına karar verdi. Ancak AKP iktidarı bizzat sorumlusu olduğu Kobani protestoları üzerinden propaganda devam ediyor. HDP 7 Haziran seçiminden sonra halkı sokağa döktü. 7 Haziran'da benim kardeşlerimi sokağa döküm. Yalan. Gerçek. 6-8 Ekim protestoları 7 Haziran seçiminden tam 8 ay önce gerçekleşti. Düşüyor sözünden sonra başladı. Kobani'de buyurun. Düştü, düşüyor. Bugüne kadar protestolar barışçıl bir şekilde sürüyordu. Buna karşı herkes bilinçli hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir. Der, kara propagandaya devam ediyor. HDP halkı sokağa döktü, şiddete teşvik etti. Yalan değil, tüm dünyada yüz binler HDP'nin çağrısından önce IŞİD karşıtı protestolara başlamıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumlar ardı ardı kışkırttı. Yalan. Gerçek. 7-8 Ekim boyunca İdris Babuken ve Sırrı Süreyya Önder dönemin İçişleri Bakanı kontrol edilemeyen güvenlik güçleri hiç sormayı düşündünüz mü? Bu meclis sormayı düşündü mü? İktidar 6-8 Ekim'de yaşananların takipçisi oldu. Sorumlular yargılandı. Yalan. Hem de bu zalim bir o duza kubanı yaptığınız demeyle Jboçu Abdoz Hatvekir'in hem hemşi bas zanin. İşi Daesh örgütteki barbar vahşi çete o çıt çeteye dünyayı heyi hemi konkirin inan ser bajarı Kubani kadı çava kurdan katıl biken çava kurdan hılaz biken hamu vahşet pekani. Kobani kumpas davası olarak bilinen dava bir senedir devam ediyor. Ancak bu davayı incelediğimizde sık yönetim mahkemelerinde, devlet güvenlik mahkemelerinde, istiklal mahkemelerinde, 80'lerde Ahmet zindanlarında yatan yoldaşlarımızı yargılayan mahkemelerde görülmemiş bir hukuka aykırılıkla karşılaşıyoruz. Değil, siyasi bir öc alma davasıydı. O yüzden bu şekilde hareket ediyorlardı. Çünkü dosya içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın mahkemeye vermiş olduğu talimat evrakları unutulmuştu. Hatta bu yargılamanın nasıl yapılacağını, işte bu yargılamanın HDP'nin kapatma davasına nasıl emsal olabileceği verilen kararlarla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimatlarla biz zaten kovuşturma aşamasının da hukuka aykırı bir şekilde gideceğini çok net bir şekilde gördük. Yağmalanmaya devam ettiği sürece şu an üye olan, mahkemede üye olan bir kişi, yanılmıyorsam Sabahat arkadaşıydı, neden sizin binalarınız saldırıya uğramıyor dedi. Ve aradan birkaç saat sonra İzmir İl binamızda Deniz Poyraz arkadaş katledildi. Demokrasiya Türkiye belli sat sat peşen her şey ve kurdan da geri dolayı. Bir belli ne güneşini almamca var, evesini geri almamca var. Hemci ve ki kedi, keski, hemci beşen çıkas nehekici desteği mehkeme mecbet edilir. Çıkas bir alinde zordaliye girtina mehkum kerin acibikeni ev doze dili yaranda, dili milletanda cihva ve ki vicdanı girtiler. Asla bir araya gelemeyecek güçler. Daha 7 Haziran öncesinden işte tecritten önce birbirine hakaret eden, birbirlerini yok sayan güçler bir anda aynı cephede buluştular. Mesele şuydu. Kürtlerin kazanımları var. Bu yüzyılda bunları yok etmemiz lazım. Kürtler sömürge olacak. Kürdistan sömürge toprakları olacak. Ve biz buralara bulunuyoruz. Hemen mantık buydu. O süreci de görmek lazım. Ne oldu? İşte IŞİD diye barbar bir çete ortaya çıktı. Şengal'a saldırdı. Ki bu arada şunu söyleyeyim, Birleşmiş Milletler soykırım olarak değerlendirildi Şengal. Kerkük'e, Türkmenlerin olduğu yerlere, Arapların olduğu yerlere, Mahmur'a ve en böyle zirvede olduğu dönem yaşandı IŞİD'di. Obama'ya saldırdı. Görün, yenisi de gerçekleşti, vardı. Erdoğan'ın sözlerinden sonra, Obama'yı düştü, düşecek dedikten sonra mahkeme. Şimdi bu ilk ölümü kim yaptı?
kim tarafından vuruldu asla sorgulamadı. Sonra tabii 7'sinden sonra 8'inde vesaire onlarca insan katledildi. Bunu bir katliam olarak görüyoruz biz HDP olarak da. Bunların sorunları da mutlaka açığa çıkarılmalı diyor. Ama tek bir sorumlu yok. Bir dava üzerinden yürüyor sadece sürekli kendilerine peresenk ettikleri bir dava. Onun da hani faili diye belirttikleri kişinin görüntüleri için yüzlerce kilometre uzakta. Ama biz bu davayı yürütüyoruz işte biz takipçisiyiz diye birer birer açığa çıkaralım. Ama iktidar bunu yapmıyor. Neymiş? İşte HDP'ye bir tweet atmış. O yüzden Halsuk'a dökülmüş ve bu ölümler o yüzden gerçekleşmiş. Öyle bir süreç başlatıldı. Arkadaşlarımız ayrıntılı anlatılar arasında 6 yıl sonra. Şimdi ortada bir suç varsa, bir katliam varsa, birileri faizse siz niye 6 yıl bekliyorsunuz? Mantığı nedir bunun? Hiçbir gerekçesi yok, hiçbir mantığı yok. Kürtlere karşı, HDP fikriyatına karşı bir savaş başladı. Ve eğer bundan bir karar çıkartabilirse ki çöktü ortada ne bir dava var ne bir şey var. Hiçbir şey söylenemiyor yani. Bakma da zamanınızı aldım. Hepinize çok teşekkür ederim.